Türkiye'de maalesef üzülerek her geçen gün yargının biraz daha çürüdüğüne tanık oluyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hakkında iddialar var, şikayet var. Şikayet de var. Bir kadın diyor ki bunlar, bu aile benden farklı aracılar vesilesiyle rüşvet istedi. Öyle bir tabloda yapılması gereken hem şikayetin hem de iddiaların üstüne gitmekken maalesef yargı bu konuda saraydan işaret bekliyor. Erdoğan daha geçtiğimiz günlerde adli yıl açılış töreninde konuşuyor. Ne diyor ki? Birileri adalet sisteminin suç çetelerinin kirli oyunlarına karşı kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Erdoğan, rezillik ortada zaten. 180 milyonlardan bahsediyor. İki tane danışmanı görevden niye aldın kardeşim? Danışmanı görevden almak, milletvekilini de bir dahaki seçim aday yapmayız demek ortadaki pisliği aklamaz. Böyle arınamazsın Erdoğan. Bu meselenin arınmanın, bu meselede aklanmanın yolu mahkemedir. Mahkemeye gideceksin. Yani ben sen git demiyorum ki. Savcıların elini kolunu çöz yeter. Savcıların elini kolunu çöz Erdoğan. Savcılar senden korktuklarına dilekçe almıyor. Yani gidiyorlar, rüşvet sarmalında adı geçen saray danışmanlarını görevden aldım, bu işi kapattım diyemezsin. Biz başvurduk, bizim başvurumuzu aldılar. İyi Parti'nin dilekçesini bile almadılar. Bırak dilekçeyi işleme sokmayı, dilekçeyi almadılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan, bu soruşturmanın önünden o gövdeni çek kardeşim. Bu pisliği kapatamazsın. Millet unutur, bu işler geçer diyemezsin. Tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi. Tıpkı 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi de olduğu gibi, tıpkı bakanlığına hileli ve fahiş fiyatla dezenfektan satan bakanın yolsuzluğunda olduğu gibi, tıpkı usulsüz garanti artışlarında olduğu gibi, bizim bunları unutmamız da mümkün değil, hesabını sormamamız da mümkün değil. Vallahi de billahi de milletin kör kuruşunun hesabını sormazsak namerdiz ve hesap soramayacağımız bir iktidar bize nasip olmasın. Ya işin içinde maliye var. Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Sermaye Piyasası Kurulu var. Kamu bankaları var. Devlet Denetleme Kurulu seyrediyor. Olan ne şu? Borsada küçük yatırımcılar kekleniyor. Silkeleniyor. Adam 50 bin lira koymuş borsaya. Teşvik etmiş. Bizzat bakan borsaya gelin, borsaya gelin demiş. Sonuç, bankaların hisseleri şişirilmiş. Zaten milletçe bankalara çalışıyoruz. Milletçe bankalara çalışıyoruz. Sonuç, millet perişan. Değerli arkadaşlar, bu tablo kabul edilemez. Bakın hikaye şöyle. Ağustos 2022. Sayın Nebati milleti şeye çağırıyor. Borsaya gelin. Borsa çok iyi. Borsa. Ne varsa. Hani borsa broker olur, borsa simsar olur da bir bakanın milleti yatırım konusunda yönlendirmesi garip bir iştir. Tıpkı 128 milyarın buharlaşması gibi. Tıpkı doların 18'den bir gecede 12'ye düşüp milletin 18'den satıp sabah 12'den alıp büyük rantları elde etmesi gibidir. Bunlar normal demokrasilerde olan işlemler değil. Değerli basın mensupları, Borsa İstanbul'da kaç kişinin parası var diye sorsam bilmeyebilirsiniz, normal. Ben de bilmiyorum. Bizim danışmanlar bunları bulup önümüze koyuyorlar. 2.623.000 insanımızın parası var. Kimisinin 1 lira, kimisinin 1000 lira, kimisinin 50 bin lira. Ama asıl 129 bin kişinin 500 bin lira ve üstünde parası var. E olsun. Allah herkese para versin, bol versin. Fakat spekülatörler biraz önce söylediğim gibi borsa oyunlarıyla önce banka hisselerinin fiyatlarını yapay olarak yükselttiler. Sonra ne oldu? Ekonomi yönetimi, Sayın Bakan dahil, herkese borsaya adres gösterdi. Bizim bunlara çok inanan kalmadı ama biraz inananlar da çıktı. Millet gitti borsaya koşa koşa ve 23 Ağustos'ta ve 2 Eylül'de Nebati açık tweet atarak çağrı yaptı. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Borsa çöküyor. Ve 13 Eylül itibariyle hisse senetleri düşmeye başladı. Ciddi bir düşüş var. Parasını enflasyondan korumak için borsaya giden yatırımcı resmen soyuldu, silkelendi, keklendi. Bu vatandaş bizim vatandaşımız. Onların hukukunu, hakkını korumak bize anayasanın verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasanın verdiği bir görev. Ve Sermaye Piyasası Kurulu ne yaptı biliyor musunuz? Seyretti ya. Seyrediyor. Düne kadar seyretti. Bu pisliği, bu kepazeliği, bu spekülasyonu, bu küçük yatırımcıyı silkeleme operasyonunu seyretti Sermaye Piyasası Kurulu.
Hani biraz önce söyledim, savcıların hakkında bir an önce soruşturma başlatması gereken önceki başkanı ile ilgili. Ve son 3 ayda Borsa İstanbul'da büyük ne dümenlerin döndüğünü, nelerin çevrildiğinin araştırılması yetmez, soruşturulması lazım. Bu konuda 1 Ekim'de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli anayasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde işsüzlükten kaynaklı hak ve yetkilerimizi kullanacağımızı da buradan söyleyeyim. Ya mübarek devlet değil. Adam devlet değil, holding patronu ya. Devlet başkanı falan değil bu adam. Holding patronu. Borsa Recep Bey'e bağlı. Biraz sonra yönetim kurulu üyelerini açıklayacağım. Borsa İstanbul. Direkt. Olabilir denebilir. Olamaz kardeşim. Varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu, Türk bütün kamu bankalarını, işte kitlerin hepsini, devletin bütün ekonomik, iktisadi teşekküllerini topladılar. Varlık fonu diye bir fon oluşturdular. Başkanı Erdoğan, vekili de Erişah. Sonra kamu özel işbirliği, direkt Recep Bey'e bağlı. Merkez Bankası, başkan değiştirmeye doymadı. Şimdi biraz sonra geleceğim, faiz düşme kararı almış. Merkez Bankası, Tayyip Bey, her şey ona bağlı. Bu normal değil. Bunu istemek de normal değil. Yani borsa bana bağlı olsun, varlık fonu bana bağlı olsun, Merkez Bankası bana bağlı olsun, kamu özel işbirlikleri bana bağlı olsun. 10 metrekarelik hazine arazi kiraya verilecekse de o önüme gelmeden verilmesin diyen bir kafa iyi bir kafa değildir arkadaşlar. Bir sorun vardır o kafada. Bu sırf para hırsıyla da izah edilemez. Ama parayı çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Evet, Merkez Bankası biraz önce ajanslar geçti, faizi düşürmüş. Evvelki ay 14'ten 13'e düşürmüştü. Şimdi 13'ten 12'ye. Güler misin? Ağlar. Düşürsen ne, düşürmesen ne? Düşürdün de ne oldu? 14'ten 13'e düşürdün ey Merkez Bankası. Geçen ay. Hangi banka vatandaşın kullandığı tüketici kredisi ya da ticari kredi ya da benzer kredileri bir puan aşağı çekti? Hayır efendim. 27 ise 28 yaptı. Bir vatandaşımız bankalardan %26'dan düşük fiyatla, faizle para alabiliyorsa beni arasın lütfen. Ben de diyeyim ki İzmir'de yanlış konuşmuş. Yok böyle bir şey kardeşim. Peki sistem nasıl çalışıyor? Soygun nasıl oluyor? Benim özel bankam var. Fark etmez. Kamu bankası da olabilir. Geliyorum Merkez Bankası'na. Ali Bey, para istiyorum. Veriyor. Kaç? Faiz ne? 13'tü, şimdi 12'ye düştü. Al sana 100 milyon TL. Aldım Merkez Bankası'nda. Sevda Hanım bana geldi. Ev alacağım, kredi ver. Vereyim Sevda Hanım. Kaç lira? 50 milyon. 50 bin, 500 bin. Faiz %28. 12'den aldım, 28'e sattım. Bunlar da eşkıyalık, başka bir şey değil ya. Eşkıyalık bu yani. Devletin parasını bir özel sektör devletten 12'ye alıp vatandaşa 28'e veriyorsa buna Türkçe karşılık olarak sadece tefecilik, eşkıyalık, tefecilik denebilir. Bankacılık denemez bu. Kimin parasını kime veriyorsun kardeşim? Kimin parasını kime veriyorsun? Ve güvenilirliğini yitirmiş, saydamlığını, işlevselliğini ve itibarını sıfırlamış Merkez Bankası, Erdoğan'ın nas var, faiz haram demesine rağmen faizi 12'ye zor çekmiş. E sıfırlayın faizi madem. Olabilir diye demiyorum ama milletin aklıyla alay etmeyin. 12'den alacağım, 28'e vatandaşa satacağım. Oh ne ala. Türkiye'de herkes küçülüyor, her sektör küçülüyor, bir şey büyüyor. Bankalar. Bankaların karı geçen yılın ilk 6 ayıyla bu yılın ilk 6 ayını mukayese ettiğimizde %400 büyümüş, artmış. E ticarettir, olsun, ne var denebilir. E Bakkal Ahmet'in karı artmamış geçen seneki 6 ayla bu seneki 6 ay arasında %600. Çiftçi Hasan amcanın karı artmamış. Sanayici Mehmet Bey'in karı artmamış. Bankaların artmış. Sanayi küçülmüş, tarım küçülmüş ama bankalar büyümüş. Ne âlâ memleket. Böyle bir tablo karşısında şunu söylemek mümkün. Üzülerek söylüyorum. İzmir'den söylüyorum. Erdoğan, sen bu milleti özel bankalara, saraya, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın ya. Sen nasılsın? Nasıl bir kafa bu? Nasıl bir devlet adamlığı? İkide bir dava açıyor, onun için biraz dilimi düzgün kullanmaya çalışıyorum. Nasıl bir kafadır bu ya? İsyan ediyoruz. Hakikaten sinirleniyorum. Yani bugün Merkez Bankası 12'ye düşürmüş. Devletin kasasına millet ödediği vergilerle dolduracak. Özel banka sahibi onu %12'den alıp 28'den satacak. Tefecilik. Devlet tefecinin payandası olmuş. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil. Değerli arkadaşlar, demin söyledim. Şimdi bakın, Borsa İstanbul. Bunu araştıracağız. Yetmez, soruşturacağız. Sermaye Piyasası Kurulu önceki başkanını ve o süreçte Cumhurbaşkanı'nın iki danışmanını,
AK Parti'nin bir sayın milletvekilinin ve Başkan Taşkesenli ailesinin adının geçtiği ve 180 milyonlardan bahsedilen hikaye burada yarım kalmayacak. Ey savcılar, hiç mi Allah korkunuz yok ya? Soygun var kardeşim, soygun var ya. 6500 savcı var bu ülkede ya. Biraz sonra anlatacağım, İstanbul'da onlara oysak kahraman polisimiz de bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Biz bu tuzağa düşmedik. Savcı beyin talimatıymış. Adliyenin etrafına kimse gelmesin diye talimat vermiş. Savcıya bak, savcıya. Ey savcı, İyi Parti dilekçe verdi, veremedi. Savcı mazeretli, savcı yok adliyede. Adliyeden kaçan savcı olur mu ya? Dilekçe almamak için adliyeden kaçan savcı olur mu? Buraya adalet sarayı denebilir mi? Ne adaleti ya? Adalet sarayları yapıyorlar, içinde adaletin ası yok. Eskiden bu ülkede asma kilitli, kapısı bildiğin asma kilitli adliyeler, benim ilçem öyleydi. Adliyenin kapısında bildiğin asma kilit vardı. Ama içinde adalet vardı. Hep söylerim, bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Ve mahkeme kararlarının meşruiyeti o kararların kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Nokta. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.